arkadaşlar, mazotumuzu fulledik mi? Tabii ki de. Full mazot, full eğlence. Eğleniyor muyuz? Tabii ki de. Özellikle Galatasaray taraftarı için çok güzel bir mekan. Ancı Çolak'ın açtığı bu mekanda eğleniyoruz diyorsunuz. Bir Galatasaraylı olarak bu mekana gelecek misiniz daha sonra da? Tabii ki de. Ultra Aslan olarak her zaman destekliyoruz. Yani özellikle Kordon bölgesinde böyle yerlerin açılması daha fazla. Hani kafe kültüründen çıkıp da böyle mekanların açılmasını istiyoruz. Evet. O zaman mazotu fullemeye devam. Hep beraber. İyi akşamlar. Vekilim TV olarak bugün Tanju Çolak'ın açtığı Full Mazot adlı mekandayız. Evet. Mekanı nasıl buldunuz? Eğleniyor musunuz? Şimdi mekan çok çok güzel. Zaten Kordon bizim çok iyi bildiğimiz bir bölge. Bu bölgede sevgili kardeşimizin, arkadaşımızın, kaldı ki biz Samsun'dan geldik. Burada yaşamıyoruz ama bildiğimiz bir bölge. Böyle bir yer açmış olması bizi çok mutlu etti. Çok da keyif aldık. Çok da eğleniyoruz aslında. Bence İzmir için çok iyi bir kazanç bu. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ederiz. Merhaba arkadaşlar. Şu an Tanju Çolak'ın açmış olduğu Full Mazot'tayız. Eğleniyor muyuz? Kesinlikle evet. Yani eğleniyoruz. Eğleniyoruz. Mekandan memnun musunuz peki? Evet, çok. Güzel bir mekan oldu. Teşekkür ederim. Tanju Çolak'ın açtığı bu mekanda hangi takım taraftarlarını ağırlıyoruz acaba? Beşiktaş. Hangi takım? Ben de Beşiktaş. Galatasaray. İlgi büyük. Vekilim TV kurucusu Sinan Bey ile birlikteyiz şu an. Ve Full Mazot'ta Sinan Bey de eğleniyor. Sinan Bey, mekan hakkındaki fikirlerinizi alabilir miyiz? Vallahi çok güzel bir mekan. İzmir'e yepyeni bir enerji katacak. En başta zaten sevgili dostum Tanju Çolak'ın mekanı. Onun için şu anda buradayız. Yoğun seyahatlerimiz içerisinde bu mekanın açılışını duyduğumuz için şu anda İzmir'de bulunuyoruz. İzmirlileri de buraya bekliyoruz ki zaten İzmirliler tarafından da inanılmaz derecede ilgi var buraya. Tanju Çolak da bir İzmir hayranı. Yatırımlarını fırsat bulduğu her an İzmir'e yapan bir insan. İzmirlileri full mazota bekliyorum. Ben geldim burada inanılmaz derecede keyif aldım. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? İzmirlilerin böyle mekanlara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Sosyoekonomik açıdan geliştirilmeye ihtiyacı olan bir şehir. Ve eğlence anlayışımız her zaman tavandır. Fakat mekanlarımız biraz bunu karşılayamıyor. Bizi tatmin edemiyor. İzmirliler olarak tatmin edilmeye ihtiyacımız var bu konularda. Bu arada ve mazotun bunu karşılayabileceğine inanıyoruz biz de. Bu arada tabii ekranlarımızdan görsünler Özge Hanım da. Özge Hanım da ekibimize yeni katılan bir arkadaşımız. İleride güzel programlarında göreceksiniz. Buradan da onun sürprizini vermiş olalım. Teşekkür ediyoruz Sinan Bey. Sağ ol. Yolun açık olsun. Teşekkürler. Merhaba, Sinem Hanım'ı da burada görüyoruz. Sinem Hanım, mazotumuzu fulledik mi? Süper bir mekan. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Tanju Bey'le, Sinan Bey'le burada olmak mükemmel. Eminim ki çok çok daha güzel şeyler olacak. Yeni projelerimiz var burada. Değil mi Tanju Bey? Şimdi Sinem'i yeni tanıdım. Çok da mutlu oldum. Hakikaten karakterli, hoş, güzel, akıllı, mantıklı bir iş kadını. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte biz güzel projeler yapıp İzmir'e üretip güzel insanlar ortaya çıkaracağız, güzel projeler yapacağız. Tabi burada bize desteğini esirgemeyen sevgili Sinan Koyuncu, Vekilim TV'nin genel başkanı mı diyeyim artık, yönetim kurulu başkanı. Hakikaten böyle güzel insan, değerli bir insan. Eskiden beri benim dostum, sevdiğim bir insan. Kendisi böyle bir akşamda bizi yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum. Biz bu mazot barı burada açtık, kafeyi, ama bu zinciri daha büyütmeyi düşünüyoruz. Bornova'ydı, Karşıyaka'ydı, İstanbul'du. Şu anda Samsun'dan, İstanbul'dan, Edirne'den, Ankara'dan bize teklifler geldi. İnşallah güzel bir konsept yapmayı planlıyoruz. Halkalar, zincirler halinde büyüyeceğiz. Tabii bu büyümenin içinde de güzel dostlarımızın hem faydalanması hem kazanması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Öyle mi kanka? Aynen öyle. Hazır mıyız? Biz Didim'deyken Tanju Çolak'la bir sürprizimiz var diyorduk. Şimdi buradan hafiften açıklayayım. Seçimler de yaklaşıyor, yerel seçimlerde. Öyle bir beklentim yoktur, hemen girme. Hayır, Vekilim TV'de Tanju Bey'le farklı projelerimiz var. Bunu da buradan haberini vermiş olalım. Yani onun haberini verelim. 3-4 ay evvel bir konuşmuştuk. Biraz gündemden düşmüştü ama biz yarın öbürsü gün bunu tekrar Tanju gündeme taşıyacağız. Tanju Çolak Vekilim TV'ye güç katacak. Bunun sinyalini buradan veriyoruz zaten. Görüyorsun muhakkak. Görüyorsun değil mi? Görüyorsun. Buradan Tanju Bey, İstanbul'dan İzmir'e
sizin gibi kişilerin gelmesini istiyoruz. İzmir'in sizin gibilere ihtiyacı var. Teşekkür ederim. Ben Samsunluyum. İstanbul'da yaşıyorum ama İzmir'i korkunç seviyorum. Yani insanını seviyorum, yaşamını seviyorum, özgürlüğünü seviyorum, kültürünü seviyorum, örf ve adetlerini seviyorum. Yani çok sevdiğim bir yer. Sizler eğer buralıysanız çok şanslısınız. Gerçekten çok şanslısınız. Keşke burada doğsaydım diyorum. Bak samimiyetle söylüyorum. Bir Karadenizli bunu söylemez ama ben İzmir'i çok bu kadar sevdiğimi açıkça itiraf ediyorum. Gerçekten burada yaşamak ayrıcalık, burada var olmak ayrıcalık. Lütfen bunun kıymetini bilin. Ben burada var olmak için yani en azından İstanbul'dan buraya bir kapım olsun. Gelip gitmek için böyle mütevazi bir barımızı açtık, kafemizi açtık Mazot diye. İnşallah bu serüveni daha ilerleye taşıyıp sizlerle de böyle birlikte projeler yapıp yarının İzmir'ini yaratmayı, planlamayı düşünüyoruz. İzmirliler de sizi çok sevdi. İzmirliler de sizi çok sevdi. Bekir'in TV sahibi Sinan Koyuncu ile Tanju Çolak'la birlikte burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Bekir'in TV'ye sevgiler. Bu kanal izlenir. Bu kanal farklı. Çünkü bu kanalda ne var biliyor musun? Renk var, hayat var, farklılık var, güzellik var. Bu kanalda koruma yok. Bu kanalda adalet var. Bu kanalda her şey var. En önemlisi halkın kanalı. En önemlisi Sinan Koyuncu var. En önemlisi Sinan Koyuncu'nun yanında Tanju Çolak var. Bu kadar artık. Artık anlayın daha da. Yani sonuç böyle. İyi akşamlar, sevgiler.